Herkese merhabalar Tim BK'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yani 2024 KPSS'de ön lisans veya lisans fark etmez istediği sonucu alamadığı için 25 ve 26 KPSS'ye hazırlanmayı düşünen arkadaşlar için çok çok güzel bir yol haritası oluşturduk. Bugün bunları güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Fakat çok basit unuttuğumuz bir detay görüyorum değerli arkadaşlar. Bu sizler için küçük olabilir fakat bizler için büyük. Az önce kamera arkasından bir uyarıda bulundular. Şu an bizleri izleyen öğrencilerin %80'i sadece izliyor. Ne abone oluyor, ne beğeniyor, ne hocam çok yakışıklısın bugün diyor. Hiçbir şey demeden hemen geçiştiriyor. Değerli arkadaşlar, çok hızlı bir şekilde hemen abone olmanızı eğer bir de beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Bunları yaptıktan sonra hemen videoya geçebiliriz. Videoya başlayalım. Değerli arkadaşım klasik olacak ama ilk başta şunu belirtmek istiyorum. Canın sağ olsun. Üzülmeni gerektirecek bir durum yok. Çünkü 2026 yılında ciddi anlamda alımların artacağını düşünüyorum. Evet bir tasarruf paketi açıklandı. Alımların çok fazla düşeceğini düşünmüyorum. Ama olur da düşerse bu 2026 KPSS itibariyle alımların çok fazla artacağını gösteriyor. O yüzden üzülmeni gerektirecek bir durum yok. Fakat zeki insanlar olarak hatamızdan ders çıkarmak, hatta normal bir insan olarak hatamızdan ders çıkarmak kesinlikle boynumuzun borcu. O yüzden ilk hatamızı hemen şöyle söyleyelim. Aranızda birçoğunuz genelde son 5-6 ay çalışmalara başlamış veya 3-4 ay çalışmalara başlamış. Konularının tamamını bitirmiş ve hatta süreçte 100-110 netlerin üzerine çıkmasına rağmen sınavda 100 netleri hayal dahi edememiş öğrencilerden oluşuyor. O yüzden değerli arkadaşlarım. Bizler eğer sınav anında stres yönetimini yapmak istiyorsak kesinlikle süreçte Sadece konuları bitinip sınava girerek başarılı olmayacağımızı bence anlamış olmanız gerekiyor. Yani tabiri caizse sürekli örneğini vermiş olduğum bir koşucu vardı hatırlıyorsanız Hüseyin Bolt. Bu adam 9 saniye koşmak için 4 yıl boyunca hazırlanıyordu. Bakın başarıya 9 saniyelik bir başarı diyemezsin. Aslında bu adamın başarısı o 4 yılın kendisi. O yüzden sen lisans veya ön lisans sınavlarında bu 2025 veya 26 olabilir hiç fark etmez. Başarılı olmak istiyorsan senin başarında 2 saatlik sınav anındaki başarı olmayacak. 2 yıllık 1 yıllık çalışmanın emeğinin karşılığı olacak. O yüzden sana tavsiyem kesinlikle. Eğer hazırlanmak istiyorsan, memur olmak istiyorsan bana güvenebilirsin. Alımlar artacak. O yüzden bir an önce çalışmalarına başlar olmuştu. 2022 senesinde artık sınavlar süre yönetimi ağırlıklı olacak dediğimizde ya hocam bu sene böyle oldu da bundan sonra olmayabilir gibi düşünenler oldu. Hep şunu söylemiştik. ÖSYM hepimizin ÖSYM'si. YKS KPSS'nin de ve hatta DGS'nin de ÖSYM'si o yüzden değişen hiçbir şey olmayacak. Hepimize süre yönetimi ağırlıklı sorularla gelecekler. 2024'te tamamen süre yönetimi ağırlıklı ön lisans sınavıyla geldiler. Lisansla da vardı elbette ki ama ciddi anlamda ön lisansın süre yönetimi noktasında çok daha zorlayıcı olduğunu gördük. O yüzden değerli arkadaşlarım. Sizlerin programında oluşturduğunuz programlarda elbette ki ilk şartınız doğru bir program olmalı. İkinci şart ise belli sabitler bulunmalı. Bu sabitler hangileri hocam diyecek olursanız bakın ilk başta süre yönetimini kurabileceğiniz paragraf kesinlikle programda bulunmalı. Olmazsa olmazınız. Yani eğer sen paragrafı programında bulundurmaz. Bir gün çözer, iki gün çözmez veya bir hafta çözer, iki hafta çözmezsen bu sınavda başarılı olamazsın. Hatta oturup şunu bile düşünmenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Kendi dilimizde okuduğumuz paragraf sorularını anlamıyoruz. Başını hatırlayıp sonunu hatırlamıyoruz. Sonunu hatırlayıp başını hatırlamıyoruz. Okuduğumuz şeyleri anlıyor. Anladığımızda da süreye baktığımızda 2 dakika 3 dakika geçtiğini görüyoruz. O yüzden değerli arkadaşlar artık şunu anlamanız gerekiyor. Bu paragraf soruları aslında Normal kitap okuma şeklinde okuyup cevaplayabileceğimiz sorular değil. O yüzden bunlara teknik, stratejik yaklaşmak durumundayız. Bu noktada sizlere tavsiyem kesinlikle Benjamin Elemen'in Zihin Haritaları paragraf kampına katılmanızdır. Dolayısıyla çıkan ekran kartından da bu kampa katılabilirsiniz. Ama sabitlerin başında unutmayın, paragraf bulunmalı, strateji geliştirmeli ve teknik bir şekilde ilerlemek zorundasınız. Bunu yapmadığınız takdirde hem süre yönetimini kuramaz hem de sınavda anlama yeteneğiniz düşük bir şekilde hareket edersiniz. İkinci başlığımız ise daha doğrusu ikinci sabitimiz ise değerli arkadaşlar matematiğin kendisi. Ekran karşısında şunu dediğinizi duyuyorum. Ya hocam problemler olacak herhalde bir yanlışınız var. Hayır matematiğin kendisi. Bakın buraya dikkat edin. Şunu çok fazla görüyorum. Öğrenci direkt problemleri programına ekliyor ve problem çözemediğinden şikayet ediyor. Değerli arkadaşım matematik bileşen konu başlıklarından oluşur ve tüm bileşenlerin ana konu başlığı problemlerin kendisidir. Yani sen problemleri çözemiyorsan matematiğin diğer konu başlıklarında eksiğin olduğu anlamına gelir. O yüzden ilk amacım matematiği bitirmek olmalı. Bitirdikten sonra günlük problem çözmek yerine Buna aş denemesi çözdüğün takdirde zaten istemediğin kadar problem sorusu çözeceksin. O yüzden kesinlikle günlük programlarında matematiği bulundurmanı tavsiye ederim. Çünkü lisansla da ön lisansla da şunu çok fazla gördük. Hocam matematikte birçok soruyu göremedim. Aslında 15 net yaptım, 20 net yapabilir, 25 net yapabilirdim fakat soruları göremedim. O yüzden... Geçmişte olduğu gibi bugün de matematiği yapabilenler atanacak. Matematiği yapabilmek için de sabitlerinde kesinlikle bulunması gerekiyor. Eskiden matematik Türkçe başımızın belasıydı. Tarih geldi, coğrafya geldi, vatandaşlık bunları zaten birazdan değerlendireceğiz. Ama bir de süre yönetiminde çok daha fazla zorladıkları sözel mantık soruları var. Değerli arkadaşlar, sözel mantığı günlük olarak sabit şeklinde ekleyebilir misiniz? Elbette yapabilirsiniz. Bunu problemlerde olduğu gibi değerlendirmek adına aslında söylüyorum. Fakat illa sözel mantığı günlük rutin şeklinde eklemekten eklemektense benim tavsiyem şudur. Paragrafı halledin. Aynı şekilde dil bilgisinde o beleş soruları hızlı bir şekilde halledin. Yani dil bilgisinin tamamını. Sonrasında bunları birleştirip yine Türkçe branş denemesi şeklinde sorularınızı veya rutininizi oluşturursanız zaten günlük sözel mantık sorusu da çözmüş olursunuz. O yüzden benim sabitlerim kesinlikle bunlar olmalı diyebiliyorum. Lisans sınavından hemen sonra sizlere bir video çekmiştim. Lisans sınavı nasıldı diye. Ve videoda şunu söylemiştim. Sorularda yani özellikle genel kültür bölümünde ÖSYM'nin garip bir telaşı vardı. Bir devrik cümle kurma telaşı vardı ÖSYM'de. Yani bu da süre yönetimi noktasında bizleri zorlamak istediklerini gösteriyordu. Arkadaşlar ön lisansta bu durum daha da garipleşmiş. Bakın ön lisans sınavına giren ekip arkadaşlarımız 34 öğrencimizin tamamı. Yaptığımız anketlerde de hemen hemen 5000-6000 bin, bin öğrenci katıldı. Tamamı hem hemen hemen bu durumu söylüyor. Artık genel kültürde bile süre yönetimi noktasında bizleri çok zorluyorlar. Matematiğe süre kalmıyor olmasının temel sebebi de bu. O yüzden değerli arkadaşlarım sizler genel kültürde başarılı olmak, süre yönetimi kurmak, tüm soruları doğru yapıp bir an önce atanmak istiyorsanız kesinlikle günlük tekrarlarınıza genel kültür eklemeli ve aynı zamanda Genel denemeyi bir başarı hikayesi olarak görmekten ziyade çok fazla coğrafyada ve tarihte branş denemesi çözmenizi tavsiye ederim. Hocam ne farkı var? Değerli arkadaşlarım bakın çok üzülerek söylüyorum. Bunu YKS tayfa içinde KPSS tayfa içinde çok fazla görüyoruz. Öğrenci artık başarılı olmayı sınavın kendisinde başarılı olmak, atanmak, istediği üniversitede istediği bölümü kazanmaktan ziyade sanki sürecin kendisinde denemeye geçmeyi bir başarı hikayesi olarak görmeye başladı. Önemli mi? Kesinlikle önemli. Fakat genel tekrardan veya branş denemesinden, soru bankasından çok daha fazla önemli değil. Diğerlerini nasıl ki gerektiği kadar kullanıyorsan genel denemeye de bu bakış açısıyla yaklaşman gerekir. O yüzden değerli arkadaşlarım genel kültür bölümü içinde günlük tekrar ve kesinlikle programınızda bulunması gereken şeylerden bir tanesi de branş denemesi. Bunu lütfen unutmayın. Bu sabitleri, aynı şekilde bu önerileri programlarınızı uyguladığınız ve doğru programlarla ilerlediğiniz takdirde emin olun başarılı olacaksınız. Hemen bir an önce başlamanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Timbey kalın